Herkese merhabalar. Upskill ve Akbank işbirliği ile gerçekleşen Android Developer Bootcamp'imizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mezun olmadan önce yapmış olduğumuz bitirme projelerinin sunumu için karşınızdayım. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk olarak kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Adım Buse Demir, 1998 Ankara doğumluyum. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2021 yılında mezun oldum. Bir senelik yeni mezun adayları arasında yer alırken çeşitli alanlarda çalışarak kendime ait en doğru alanı bulmak istedim. Web developer, veri analizcisi, satış analizcisi, IT engineer olmak üzere dört farklı alanda çalıştım. Fakat çalıştığım alanların beni mutlu etmediğini ve kariyer hayatımı böyle devam ettirmek istemediğimi fark ettim. Bu yüzden iş hayatıma son verdim. Üniversite hayatında ilgilenmiş olduğum Android developer'la tekrardan dönmek istedim. Bir senede kayıp yaşadığım Android ile ilgili gelişmeleri takip ederek, eğitimler alarak ve bu eğitimleri UpSchool'da birleştirerek kendimi Android yolculuğuma hazırladım. Kendimi zeki olarak söyleyemem fakat fazlaca çalışkan, fazla öğrenme heveslisi, adaptasyon yüksek, iletişim becerisi yüksek olarak söyleyebilirim. Ayrıca tam bir Android aşığıyım. Çünkü ben Android'i severek, eğlenerek ve hayatıma dahil ederek yapıyorum. Bunun için birçok Medium yazım mevcut. Medium yazılarımda bile gerçek hayatla bunları entegre ederek, konuları dahil ederek yazılar yazdım. Ve hem eğlendim hem öğrendim. Böylelikle fark ettim ki Android benim hayatımın aslında başyapıtı olabilir. Çünkü sadece iş hayatı olarak bakış açısında bulundurmuyorum. Kendi hayatımın her köşesine dahil ederek ilerliyorum. Böylelikle de Android kariyerimi başlatmış oldum. Sunumuma başlamadan önce çok sevdiğim bir sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Bana söylerseniz unuturum, gösterirseniz hatırlarım. Ama yapmamı sağlarsanız ve beni dahil ederseniz ben de öğrenirim diyerek uygulamamı size tanıtmaya başlıyorum. Uygulamamın içindekilerden ilk önce bahsetmek istiyorum. Uygulamamın kısa bir tanımını gerçekleştireceğim size. Kullanıcı sayfaları, ana sayfa, ürün detayları, sepet sayfası, favori sayfası ve de profil sayfası olmak üzere teker teker sayfaları size göstereceğim. Ardından 3 aylık süreçte UpSchool tarafından almış olduğumuz Core Skill eğitimleriyle ilgili size birkaç paylaşımda bulunacağım. Uygulama tanıtımına geçersek, uygulamamın adı KizChat çünkü benim uygulamam ve ben ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdim. O yüzden kendimden bir parça da Android'e koymak istedim. Adını KizChat koydum. KizChat Kotlin programlama diliyle yazılmış bir e-ticaret uygulamasıdır. KizChat'ın ana rengi turuncu. Çünkü bunun sebebi turuncu mutluluk, cesaret, güven ve de dikkat çekicilik özellikleri barındırır. Bir e-ticaret uygulamasında da kullanıcı açısından baktığımız zaman ilk olarak güven verilmeli ve de ardından dikkatini çekmeliyiz ki e-ticaretin işleyişi daha da fazlalaşabilsin. Bu yüzden uygulamamın ana rengini turuncu olarak kullandım. Kullanıcı sayfalarından size başlamak istiyorum. Mini videolar şeklinde ilerleyeceğim her sayfa için. Uygulamam başladığı anda ilk olarak CV Splash ekranını göreceksinizdir. Ardından giriş yap ekranı, kayıt ol ekranı ve de şifremi unuttum ekranı olmak üzere 3 ekrandan oluşmaktadır. Bu 3 ekranları ayrı bir login sayfasında navigation graph yapısı kullanarak birbirlerine bağladım. Ayrıca taban olarak da Firebase tabanını kullandım. Kullanıcıların bilgileri orada kayıt almaktadır. Giriş yaptığınız zaman ana sayfaya yönlendirilmektesiniz. Kayıt ol kısmında ise belli şartlar vardır. Eğer mail formatına uygun bir şekilde mail girmezseniz uygulama hata verecektir. Şifre standartlarına uymadan şifre girerseniz yine uygulama hata verecektir. Ayrıca şifre kısımlarında boş geçemezsiniz. Şifremi unuttum kısmında ise eğer mailiniz Firebase'de değilse ve kayıtlı bulunmuyorsa bunun için size uyarı verecektir ve de şifre değiştirmenize izin vermeyecektir. Kullanıcı sayfalarım bu şekilde. Ana sayfama geldiğim zaman ise kayıt olduğunuz mail ve şifreyle uygulamaya giriş yaptıktan sonra karşınıza KizChat'ın ana ekranı çıkacaktır. Tasarım olarak 3 adet Recycler View kullandım. Recycler View'de ilk olarak üst kısımda indirimli ürünlerin, alt kısımda
kategorilerimi, en alt kısımda ise tüm ürünleri gösterdim. En üstte yer alan bir adet search view'im bulunmaktadır. Search view ile tüm ürünler içerisinde kelime bazlı ya da harf bazlı olarak arama yapabilirsiniz. Ayrıca kategorilere tıkladığınızda da o ürünün dahil olduğu kategorilere ulaşabilirsiniz. Ürün detayları sayfam. Ürün detaylarımdan ürün üzerine tıkladığınız zaman karşınıza bir tane Bottom Sheet Fragment ekranı açılacaktır. Bottom Sheet Fragment ekranı alttan yukarıya kaydırmalı bir şekilde çıkmaktadır. Bu da bana göre kullanıcıya hoş bir görüntü sağlamaktadır. Kart detaylarımın içerisinde Favori butonum ve de sepete ekle butonum yer almaktadır. Favori sayfasına erişim ve de sepet ekranına erişim bu ekrandan gerçekleşmektedir. Ürünlerin birbirine sayfalar arasında aktarımı parselize yapısı ile gerçekleştirdim. Sepete ekle kısmında ise kart detay kısmından ürünün içerisine girerek Add Basket butonuna tıkladığınız zaman ürünün başarılı bir şekilde sepete eklenip eklenmediği ile ilgili bir toast mesajı tarafınıza dönecektir. Böylelikle sepet içerisinde de ürünleri görmüş bulunacaksınız. Aynı zamanda ürünü sepetinizden çıkarabilirsiniz, silebilirsiniz ya da aynı şekilde sepetinize onay verebilirsiniz. Onay verdiğiniz zaman sizi animasyonlu bir ekranda başarılı mesajıyla karşılaşacaksınız. Sepet sayfam bu şekildedir. Sepet sayfasını app üzerinden yaptım. Ekleme ve çıkartmalar o kısımda gerçekleştirildi. Verileri retrofit ile gerçekleştirdim. Favori kısmında ise aslında aynı işlemler birbirini tekrar etmektedir. Tek farkı root üzerinden sepete ekleme ve çıkartma işlemlerini gerçekleştirdim. Aynı zamanda sepete favoriye ekle kalp kutucuğuna bastığınız zaman maviden turuncuya dönmektedir. Böylelikle ürünün favoride olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilmiş oluyorsunuz. Birden fazla ürünler de favoriye ya da sepete eklenebilmektedir. Her ekranda Recycler View yapısı kullanılmıştır. Profil sayfasına geldiğim zaman ise kayıt olduğunuz bilgiler Firebase Store tarafında tutulmaktadır ve de profil sekmesindeki ekranda bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Genel olarak ekran geçişlerimi alt tarafta bulunan Button Navigation ile gerçekleştirdim. Bu sayede ekranlara ulaşım ve de geçiş aşamaları daha kolay olmaktadır. Login için ayrı graf yapısı, Main, Home için ayrı graf yapısı kullandım. Uygulamam için göstereceklerim bu kadardı. Core Skill anlamında bir yorum yapmak gerekirse, bizim tarafımıza yönlendirmiş olduğunuz 3 adet soruyu cevapladım. UpSchool eğitimim boyunca 3 adet sosyal beceride geliştiğimi gözlemledim tabii ki de. Bu üçü şükür hali, özgüven ve de kesinlikle sabırdı. Şükür halini UpSchool ile gerçekten çok fazla benimsedim. Çünkü yaptığım işlerin ben daha basit olduğunu düşünürken UpSchool sayesinde aslında gerçekten bir şeyleri başardığımı ve başarımın daha da artacağını bu özgüveni de böylelikle sağladım. Sabır kısmında ise uygulama çalışmıyor, uygulama gitmiyor, uygulama gelişmiyor gibi sabırsızlıkları öğrenme aşamasıyla birleştirerek bu kısımda da bir sabır kazandım. Grup arkadaşlarımı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum burada. Çok güzel bir takım hali elde ettik. Takım çalışmalarını yürütmeyi nasıl olduğunu gördük. Yeni bir ortamda birbirlerimizle takım içerisinde adaptasyon sürecimizi minimum seviyeye indirdik. Ve aynı zamanda bir projede çalışırken takım içerisinde neler olabileceğini ve bu sayede yardımlaşmanın önemini de öğrenmiş olduk. Bundan sonraki sosyal becerimde ise kazandığım becerileri daha çok kişiye ulaştırabilmek istiyorum. Yeni başlayan Android'lere geçtiğim yolları aktarıp daha fazla gelişip onlara da yarar sağlamak istiyorum. Pozitif yönlerimi daha fazla göz önünde bulundurarak emin adımlarla ilerleyip bir Android developer olmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nice uygulamalarımda yine görüşmek üzere. UpSchool ve Akbank'a buradan teşekkürlerimi iletiyorum.